Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Wonder Woman filminde görünen bir karakter olan Cheetah'dan bahsetmeye çalışacağım. Bu arkadaş Wonder Woman'ın ikinci filminde Diana'nın karşı karşıya geldiği karakter. Film geçtiğimiz günlerde HBO Max'ta yayınlanmaya başladı. Türkiye'de maalesef yok ama VPN uygulamalarından birisini kullanıyorsanız eğer bu filmi izleme şansınız olabiliyor. Bir de bazı ülkelerin bazı bölgelerindeki sinema salonları hala aktif çalışmasına devam ediyor. O bölgelerden birisinde yaşıyorsanız yine filmi izleme şansınız olabiliyor. Ben de madem filmi izleme imkanımız var o halde karakterle ilgili de video yapmamız güzel olabilir diye düşündüm ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuş olur. Hazırsak başlıyorum. Bu arada kanala katılarak destek olan arkadaşlar yeni gelenler çok teşekkür ederim destekleriniz için. Duyurumu da tekrardan yapayım. Yakın zamanda canlı yayın düşünüyordum. Hatta önümüzdeki hafta bir test yayını gibi bir şey yapabiliriz. Ayarlamaları yaptıktan sonraki o gerçek yayın günü de yapacağım programda sizlerden konu kalmayı istiyorum. Tabi mecburi değil. Eğer siz de isterseniz ben de katılmanızı çok isterim. Duyuru bu şekilde. Şimdi de geçiyoruz videomuzun konusuna. Çita ismini taşıyan birkaç tane karakter var. Filmde göreceğimiz isim Doktor Barbara Ann Minerva. Diğerlerinin isimleri ise şöyle. Bir tanesi Priscilla Rich. Kendisi çita kostümünü giyip soygun gibi suçlar işlemiş. Deborah Domain adında bir arkadaş bir arkadaş daha var. O da aynı şekilde. Sebastian Ballesteros adında bir eleman var. Bu herif çita kostümünü giyip Minerva'nın güçlerini almaya çalışmış. Çitaya dönüşebilmeyi başarmış ama Barbara bu adamı öldürebiliyor. Bu herifin dönüştüğü çita da tek erkek çita karakteri olarak geçiyor. Wonder Woman 2 filminde Pedro Pascal'ı bu erkek çita olarak göreceğiz diye teoriler atılmıştı ortaya. Ancak Pedro Pascal'ın aslında Maxwell Lord'u canlandıracağı duyurulduğunda farklı bir hikaye olacağı öğrenilmişti. Bir tane de Amazon bir arkadaşımız var. O da yine çita ünvanını almış bizim karakterimizin adı dediğim gibi Barbara en Minerva olarak geçiyor ama daha çok Minerva olarak tanınmış. İlk görünüşü 1943 yılında yayınlanan Wonder Woman çizgi roman serisinin 6. sayısında gerçekleşti. Yaratıcıları George Perez, Len Wayne, Bruce Patterson sanırım bunlar da isimleri. Karakterle ilgili biraz değişiklik durumu var. Şöyle ki bildiğiniz gibi DC evreninde karakterler üzerinde kriz sonrası yapılan değişiklikler olabiliyor. Veya New 52 olarak geçen seriyle yine yapılan yenilikler olabiliyor. Bizim karakterimize de bu tarz durumlar arasında değişiklikler yapılmış. Şimdi ben de zaten karakterin değişiklikleriyle beraber sahip olduğu her bir hikayede çita olmayı nasıl gerçekleştirmiş onlara giriş yapmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyorum. Orijin hikayesinde karakterimiz İngiliz bir arkeolog olarak geçiyor. Bir sanat eseri dünyanın neresinde olursa olsun bu kadın gidip onu alıyormuş. Öyle bir arkadaşmış kendisi. Bu işiyle ün salmış. Amacı sadece bu. Yani bir yerde bir tarihi eser veya önemli bir sanat eseri varsa onu bulmaya gidiyor. Bulduktan sonra da güvenli bir yerde korumaya alıyor o eşyayı. Anasının veya babasının da bilinmiyor ama varlıklı zengin bir ailenin tek çocuğuymuş Afrika'daki bir ormana yaptığı bir yolculukta da hayatı tamamen değişiyor Afrika'da Uzkartaka adında bir tane tapınağa gidiyor Tabi tek başına değil ekibiyle beraber gidiyor oraya Bu ekibi de yerel bölgeden rehberler tutuyorlar ancak bu rehberler ekibi ormanın derinliklerine götürdükten bir süre sonra Barbara ve ekibine ihanet ediyorlar. Pusu ayarlamışlar onları ve sadece iki kişi oradan kaçabiliyor. Birisi Doktor Barbara Minerva, diğeri de Doktor Tom Levens adında bir eleman. Nehir var orada, o nehre dalıp kaçıyorlar oradan. İkisi çıktıktan sonra da şans eseri aradıkları tapınağa geliyorlar ama geldiklerini de bir tane ritüelin yapıldığını fark ediyorlar. Bu ritüelde Çita Tanrısı'nın avatarı olarak görev yapan bir tane kadın var, onu iyileştirmek için yapılıyor. Hatta Barbara'nın takım Arkadaşlarından birisi de bu ritüel için kurban ediliyor orada. Yalnız ritüel tamamlanamadan oraya bir saldırı yapılıyor ve oradaki herkes öldürülmeye katledilmeye başlıyor. Minerva da orada ritüeli yapan Çuma adındaki bir tane rahibi kurtarıyor oradan. O saldırı sırasında atılan bir el bombası patladıktan sonra o etkili mağarada gömülü kalıyor bu üçü. Çuma ile Doktor Minerva konuşuyorlar. Çuma ritüelin aslında o kadını çita tanrısına dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu ritüel sadece dolunay gecesinde yapılabiliyormuş ve kanlı bir kurban gerektiriyormuş. Yapıldıktan sonra da kadın gençliğini de geri kazanıyormuş. Minerva da bu ritüelin kendisi için yapılmasını istiyor ama dediğim gibi Chuma bu ritüelin yapılabilmesi için kurban gerektiğini söylemişti. Bu kurban için de Dr. Minerva kendisiyle birlikte kurtulmuş olan Dr. Levens'ı öldürüyor orada. Öldürdüğü doktor da ölmeden hemen önce kendileri için bir kaçış yolu ayarlamış gelmiş. Chuma ritüeli tamamladıktan sonra da Minerva çita formuna dübürünüp orada kendilerine saldıran herkesi öldürüyor. Öldürdükten sonra da insan formuna geliyor ve Chuma ile beraber İngiltere'ye dönüyorlar. Bu arkadaşın orijin hikayesindeki çita olma olayı böyle. Crisis on Infinite Earth sonrasında ise değişen birkaç tane şey var. Minerva burada yine arkeolog hani her şey değişmiyor. Görevine devam ediyor yine aynı şekilde. Ekiple beraber aynı tapınağa gidiyorlar. Orada saldırıya uğruyorlar ve ekiple yine iki kişi kalıyor. Burada sıkıntı yok. Değişen kısımda Chuma seçilmiş kişi aracılığıyla çita'yı yeniden hayata geçirmek için ritüeli yapıyor. Ancak oraya saldıran kişiler seçilmiş kişiyi vurmuş. Saldırı sırasında da Chuma ölmek üzereyken Minerva kurtarıyor onu. Çita'nın özelliklerini anlattıktan sonra sonra da çita olmak istiyor haliyle. İngiltere'ye dönene kadar hikaye aynı şekilde devam ediyor ancak İngiltere'de kendisini daha da zayıflamış hissediyor orada. Meğer seçilmiş kişinin aslında bakire birisi olması gerekiyormuş. Barbarada bakire değilmiş. Bu yüzden insan formundayken bünyesi zayıf olmaya, çita formundayken de güçlü olmaya başlamış. Onu ayakta tutabilen tek şey de etmiş. Her dolunayda çita formuna geçmek zorunda kalıyormuş bu yüzden. New 52 çizgi romanlarındaysa Yine ufak tefek değişiklikler var. Burada Barbara Minerva aslında bir suçluymuş ve ilk başta saydığım isimler vardı ya onları sürekli kullanıyormuş. Hani kimliğini gizli tutuyor bu şekilde. Wonder Woman gerçek dünyaya geldiği zaman Washington DC'de bir tane terörist saldırısına şahit oluyor. Pentagon'a yapılıyor bu terörist saldırısı. Wonder Woman orada Steve Trevor ve Barbara Minerva ile tanışıyor. Barbara orada tarihi eser gibi olan malzemeleri listeliyormuş. Oradaki bir bıçakla da kendisini kesmiş ve bıçağın sahip olduğu büyü Barbara'yı çita haline getirmiş. Ancak daha sonra hikayenin aslında böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Mer Barbara avcılığa çok önem veren bir kabilede büyümüş. Bir günde kendi öz kardeşini avlaması istenmiş. Barbara da kardeşini öldürüp geri geldikten sonra kabilenin lideri Barbara'ya Tanrıçanın avatarı haline gelebilmek için sen seçildin diye söyleyip kendisine bir bıçak veriyor ve Barbara o bıçağı göğsüne saplıyor. Bunun sebebi içerisindeki insan yanını öldürmesi gerekiyormuş. O yüzden yani. İşlemi yaptıktan sonra da kendisi çitaya dönüşüyor. New 52'dan sonra yapılan değişiklikte Barbara bu ismi sürekli değiştiriyordu ya. Chita olduktan sonra Barbara ismini kendi gerçek kimliği olarak hatırlıyormuş. O şekilde devam ediyor hayatına. Karakter genel olarak aslında bu şekilde. Şimdi geldik Barbara'nın güçlerine ve yapabildiklerine. Süper Köpeğin insan özelliklerinin daha da üst bir seviyede gücü, dayanıklılığı ve çevikliği var. Büyü bazlı bir karakter kendisi. Ayrıca Çita isminin yanında Çita hayvanının hızını da sanırım barındırmış kendisinde. Çünkü The Great Race olarak geçen sıralamada Cheetah, Wonder Woman, Godspeed, Shazam gibi karakterlerin de önüne geçebilmiş bir isim. Bu The Great Race dediğimde hız sıralaması oluyor bu arada. Bildiğiniz gibi Cheetah hayvanın kendisi 3 saniye gibi kısa bir sürede 90 km hızın üzerine çıkabiliyor ve 120 km'ye kadar hıza ulaşabiliyormuş. Bu özelliği de karakterin kendisine eklemişler sanırım. Mantıklı olmuş bence. Kendisi geceleri de görebilme yetesini kazanıyor. Hatta çok uzun mesafeleri de görebiliyor. Koku alma özelliği de yine aynı şekilde çok güçlü. Gücünde de şöyle Öyle söyleyeyim. Kendisi Wonder Woman ve Superman ikilisinin karşısında durabilmiş ve ikisini de aynı anda bayağı sıkıntıya sokabilmişti. Bunu da söyleyerek bu cümlede videoyu tamamlamış olayım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sorunuz veya kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz veya Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz. Film beklediğim gibi değildi ama karakterlerin uyumunu beğendim öyle söyleyeyim. Hani filmle ilgili bir yorum yapmamış olmayalım. Bunu da söylemiş olduk ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.